E, haliyle biz de o zaman da dedik, dedik ki bu görüşme mesai saatleri dışında olduğu zaman bütün başkanları zorlu biraz daha merkez olduğu için, Riva ve İstinye e, trafik saatlerinde fazla yoğun olduğu için e, zorlu merkez olarak tutuldu. Orada daha önce başka başkanların da toplantıya katıldığı, rahatsızlığı olan başkanların direkt oraya geldiğini söylemiştik ki başkan aylar sonra, ben bu tweetler atıp bu bilgileri alıp aktarınca e, hem sosyal medyadan hem e, haber olarak dediler ki ya öyle şey olur mu bu özel bir görüşme. Yani, Hayır dedik. Bugün Sayın Nihat Özdemir, Sayın Başkan açıkladı. Ben dedi bütün başkanlarla zorla da görüşürüm dedi. Katılmadığım bir nokta var e, Taner'e. MHK Başkanı'nın orada ne işi vardı? MHK Başkanı mı daha yüksek mertebededir? TFF Başkanı mı? MHK Başkanı TFF'nin altındaki bir kuruldur. Doğru mu? Yani o... Bir virgül koymamız gerekiyor. Larkin milli takım formasını <laughs> giyecek artık başvurusu onaylandı. Hayır bu olsun. önemli bilginin altını çizelim. Larkin'in Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı. Ee, geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın da bu konuya dair bir açıklaması vardı zaten. Ee, biz de kendisini e, amili takım formasıyla görmek isteriz. Ee, ve bununla ilgili de... Şahin e, olsun ismi de. E, öyle bir söylenti var. Evet. Ee, Shane Larkin'in e, ismi konusunda da söylentiler var. E tabii mutlu eden bir e, haber bu çünkü Larkin e, basketbol severlerin e, gönlünü fetheden bir isim. Evet. Senin de yorumunu alalım Taner. Yani önemli bir performans sergiliyor. Bekleniyordu zaten bu haber. An evet Anadolu Efes'in performansında da başrolde yer aldığını söyleyebiliriz ve e, bekleniyordu. Hayır, buyurun, Muhtemelen abi. takıma büyük bir hız katacaktır. Var mı eklemek istediğim bir Yok devam edelim. Peki istersen. devam edelim evet. o zaman zorlu görüşmesine dair. Şimdi MHK Başkanı e, TFF Başkanı'nın e, kurullarından birinin başkanı. Yani Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı. Haliyle e, o dönemde Fenerbahçe'nin kazandığı maçlarda Fenerbahçe'nin kazandığı maçlarda atanmayan hakemler, bir sonraki hafta atanmayan, kaybettiği maçlarda atanan hakemler, bir kaç kulübün devamlı aynı hakem üzerinde e, dönmesi, döngü olması Sayın Ali Koç Başkan Ali Koç tarafından rahatsızlık oluşturdu ve Sayın Nihat Özdemir'e MHK Başkanı'yla da bu konuyu görüşmek istediğini belirttiği için o toplantıya katıldı. Onu belirtelim. E, ama TFF Başkanı'nın olduğu yerde farklı bir şey olmaz. Konuşacağız ama e, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yayın konuğumuzdu ve Şeyin Larkin'in milli takım formasını çok yakın bir zamanda Şubat ayının e, sonunda yapılacak e, karşılaşmada giyebileceğinin müjdesini de verdi. Eee <laughs> Onayı da aldı Şahin ki bunun konuya dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da e, hı hı. olumlu e, tavrı vardı. E, bu yolun bir anlamda önünün açılmasına en büyük etken etkendi. E, bu güzel haberi de paylaşmış olalım izleyicilerimizle. Konuya dair varsa eğer eklemek istediğiniz Yo. bir şey alayım. Yoksa e, Gökdoğanlar evet. önemli bir konudan bahsediyordu. Dilersen şöyle bir toparlayalım, özet geçelim. E, baştan alalım. Yani baştan şu. Çok bölündü. Evet, iki kere bölündü. Zorlu'daki toplantıda e, Sayın Taner Karaman da e, şey dedi. Yani MHK Başkanı'nın orada olması aslında e, sesi yükseltti dedi. Yani ben de şöyle bakıyorum. Şimdi bir TFF Başkanı var. Onun altındaki bir kurul yani onun görev verdiği bir kurul başkanını çağırıp ya arkadaş bu şu başkanın seninle problem var. Ya da başka bir kuruldan bir orada bir sürü birçok kurul var. Uluslararası. E, dış ilişkiler kurulu var. İşte dış ilişkilerde de bir milli takıma bir problem vardır. İş i̇şte atıyorum Galatasaray'dan hiçbir milli oyuncu çağrılmamıştır. Sayın Cengiz'e gider der ki ya benim niye oyuncularım alınmadı? O zaman da dış ilişkiler kurul başkanını çağırır. Hı hı. Çünkü şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı var, kurullar oluşturmuş ve bu kurullarda başkanlar var. Bu başkanlardan bilgi direkt ona sor demiştir. Yani o yüzden orada gizli bir görüşme de olsa e, ne görüşülebilir ki? Yani e, bu görüşme TFF'de olsaydı sorun olmaz diyenler zorlu da MHK Başkanı'nın olmasından neden rahatsız diye de sormak gerekir. Yani oradaki o görüşmeyi biz aylar önce dedik bu olur. Uyuma açık bir yer, güvenlik kameraları, herkes açık bir AVM, orada bir ofis. Yani orada bir sıkıntı olmayacağını söylemiştik. Sayın Nihat Özdemir de açıklamalarında söyledi. Ama e, diğer konuda da tabii e, Sayın Nihat Özdemir'in hakemler konusunda ben Taner'le aynı görüşteyim. Eğer 18 takımın 18 başkanı da 20 haftada her maç sonu hakemlerle ilgili bir rahatsızlık açıkladıysa orada bir problem vardır. Sayın Başkan oraya bir daha bir anti parantez açıp incelemesi gerekiyor. Yani işte ne söyledim? Ali Ko Sayın Ali Koç'un rahatsız olduğu ne konu vardı? Sayın Cengiz bu konularda açıklama yaptı. En son, son Kayseri Spor Başkanı Berna'nın bir açıklama yaptı. Evet. Her maç sonu başkanlardan ve teknik direktörlerden bir hakem şeyi izliyoruz. Yani şunu biliyoruz şimdi çıkacak diyecek ki Bizim penaltımız verilmedi. Serzenişi. Bizim, ya bunu artık biliyoruz. Yani şimdi diyecek gidiyoruz şu teknik direktör isim vermeyeceğim. Hakem burada bunu yaptı. Bizim 3 puanımız 7 diyecek diyoruz ve çıkıp diyor. Artık bunu bu tek bir teknik direktör söylemiyor tabii yani birden fazla. Hayır bunun artık isimler üzerine artık. Pratiği yapıldı. Ben de diyorum ki burada bir problem var. Neden Fenerbahçe'nin e, de Fenerbahçe'nin galip geldi hata yapmayan hakem. Şimdi Sayın Nihat Özdemir diyor ki biz diyor hata yapan hakemi bir sonraki hafta dinlendiriyoruz diyor. E ben de bu sefer diyorum ki ya Sayın Başkanım tamam ama Fenerbahçe işte 3-1 galip gelmiş. Hatada çok böyle o diye camia diğer kulüpler ayağa kaldırmamış. Kaldırmamış ufak değil. Neden ona ertesi hafta var bile verilmiyor? Ya buradaki en büyük soru işareti o zaman Ali Şansalan'la Hüseyin Göçek niye dinlendirilmedi? Yani madem mevzu hata yüzünden dinlendirmeye yönelikse. Yani çelişkiler e, var zaman, Kural hatası yapan Hüseyin Göçek niye dinlendirilmedi? Emre yersiz yere kırmızı kartla cezalandıran Ali Şansalan niye dinlendirilmedi? Böyle bir soru işareti var. Yani bu kısımda da Nihat Bey ya, e, şimdi öyle bireysel kafasına tartıyordur büyük ihtimal. Ya mesela Emre konusunda evet e, sen ne fikir olmayabiliriz ama e, kural hatası da daha netleşmedi. Şimdi Aslında öyle neyse, yargılamamak lazım. Fahiş hatalar var. Cehat üstünde e, o topun kimden başlaması gerektiği bir ifap kuralları gereği belli. Defter İfab, kitapta yazan bu. Bak ama diyor ki İFAP'tan gelen raporu e, gör, yani görmeden diyor yorum yapanlar var diyor. Hı, hı. İFAP raporu bize özel geliyor diyor. Bunu bilmeden görmeden böyle el, bu şekilde yaptı. Yorum yapanlar var dedi. Yani burada aslında bizlere böyle yorumculara da bir gönderme yaptı. Ben Pro, de İFAP'la insanlarına. İfab'da yani yapmayın işte diyor yorum. Diyor. Biz İFAP raporu gelir diyor. Neden tekrar edilmediğini, neden tekrar edildiğini açıklarız. Fenerbahçe maçının Alanyaspor'daki karşılaşmanın neden iptal edilmediğini ya da neden tekrar edilmediğini açıkladılar. Daha önce düdük çalınmış. Taç atışından önce düdük çalınmış. İşte bak açıkladı ama biz o zaman ne yani dedik? Or, orada orada Alanyaspor cephesi de böyle bir açıklama yaptı. Yani biz taç atışını atmadan önce düdük çalınmıştı. O yüzden Peki hata şey diyeceksin. Ceza sahası içerisindeki oyuncunun baskı yapmasına diyeceksin. O mesela ilk iki başvuru vardı. Yo, o ikinci başvuruyu hatırlamıyorum içeriğini. Hatırlatın i̇kinci başvuru şu, ceza Ama sahası şey... içerisinde daha kaleci atışı başlamadan <laughs> ceza evet, sahasının içinde oyuncu olamaz. Hatırlıyor. Yani pres yapamaz kaleciye. Ama ikisi de içerideydi mesela Alanya Sporlu oyuncuların. Ee, mesela o başvuruya da direkt İFAP, benim aldığım bilgilerde de İFAP oraya asıl verdi. Yani esas kural hatası orada. Federasyon niye tekrar ettirmedi o zaman? Şimdi federasyon, bakın Fenerbahçe'nin Alanya Spor maçı e, iptal kararında MHK başkan çıktı ertesi gün şunu dedi. Öyle, kar, öyle bir, şey olamaz dedi. dedi. Tertemiz maç yönetildi dedi. Efendim? Evet, maç yönetildi Kural hatası falan yok dedi. Kesti attı. Ertesi gün ya bir gazeteye yaptı. Resmi bir basın açıklaması da değil. Hani inkar da edilmedi sonradan. Neden gazeteye E şimdi e, o zaman burada da çıkın deyin. Var kural hatası deyin. Hı, hı Yani değil ki çıkın o zaman MHK Başkanı. Eğer onda hemen karar verildiyse ya yani MHK Başkanımızın burada bir karar merci olarak öngörüsü varsa hemen maçtan 12 saat sonra yani gece maç oynanmış. Ertesi gün 24 saat geçmeden Fenerbahçe maçında kural hatası yok, tertemiz maç dedi. Zeki o... orada hata yaptığını anladığı için bence şu anda konuşmuyor. Çünkü orada erken konuşarak hata <laughs> yani... yaptı ve geri adım atamadılar. Ay şimdi de yapın o zaman değil ki kural hatası var, ifap kararını bekliyoruz. Ya da kural hatası yok, ifap kararını bekliyoruz. Şu yani. an İFAB kararını o bekliyoruz. O zaman ne dedi? Kural hatası yok, ifap kararını bekliyoruz. Şimdi çıkıp kural hatası var, ifap kararı. Tam tersini deyin. Ya da hiç demeyin. O yüzden Sayın Nihat Baş... Tamam. O yüzden Sayın Nihat Başkanımız e, tertemiz bir <laughs> sayfa açtı. Güzel işler yaptı. Ya kötü negatif tarafında konuşmamak lazım. Nihat Özdemir geldiğinde böyle güzel işler de yaptı. Ama ben hakem konusunda sadece Sayın Başkan'a e, bir daha çünkü 18 takım, 18 başkan, 18 teknik direktörü, 18 değil 3 tane, 4 tane büyük camianın bütün taraftarları hakem, 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 hakem diyor. Biz spor e, yorumcular olarak hakem, hakem, hakem diyorsak bir problem var yani. Oradaki e, MHK kurulundaki 5-6 kişinin mi kararı yoksa milyonların kararı mı? Bence bir gözden geçirmesi lazım. Hakemler e, bence de dinlendirilmeli. Bazı hakemler de dinlendirme şöyle. Ya artık ben içine masa başı görev vermedim. Peki e, noktayı koymuş olalım bu konuya dair bir e, hatırlatma yapmak istiyorum. Telefon numaramızı ekrana getirelim. Videolu sorularınızı bekliyoruz. E, <laughs> 0505 188 20 çift 0 e, bu numaraya sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı, videolarınızı bekliyoruz. Diyelim Anadolu'nun Sesi bölümümüzde tabii ki diğer takımlara ağırlık vereceğiz. Dört büyükleri bir kenara bırakacağız ve e, alt liglerdeki e, takımları da konuşacağız elbette. Sizlerden gelen e, sorularla birlikte Anadolu'nun Sesi bölümünde diğer bölümlere ağırlık vereceğimiz için diğer takımlara dair ee, sorularımızı diğer bölümlere değil, diğer takımlara dair sorularımızı e, bekliyoruz efendim. 505 188 20 çift 0 ve Nihat Özdemir'in açıklamaları biraz önce ekrana getirdiğimiz bölümde sınırlı değildi. Yaklaşık 2 saate yakın açıklama yaptı. Ardından soru cevap aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir limit arttırma konusuna da açıklık getirdi. Cümlelere bir kez daha kulak verelim.